Din insana neşe verir, sevinç verir. Yaşama hırsı, yaşama heyecanı verir. Öbür türlü insanlar da ümitsizlik, yes, korku ve tevekkülsüzlük gelişir. Bunun sonucunda da ruhen ve bedenen çökme olur. Hatta sosyal çökme de olur. Mesela ekonomik krizin kökeninde de yine ateist düşüncenin galip atakları vardır. Darwinist düşüncenin atakları vardır. Ben bunu bilen adamlara söylüyor yani ekonomik krizin kökeni budur diye. Darwinizmin kaynakları şeklinde açıklamaları var. Nasıl bir etkisi oluyor sizce? İnsanları boş vermişle itiyor. Yani televole kültürüne itiyor. Herkes kendini kurtarmanın peşinde oluyor. Yani vatan, millet, din, iman gibi böyle yüksek düşünceler insanlar için daha unutulması gereken olaylar olarak kalıyor. Yardımseverlik, fedakarlık, vatana millete faydalı olma düşüncesi ortadan kalkıyor. Daha egoist ve bencil kendini düşünen bir düşünce meydana geliyor, yapı meydana geliyor. Bunun sonucunda da ekonomide de gelişme olmuyor, tarımda da gelişme olmuyor. Herkes kendini kurtarmanın peşinde oluyor. Dolayısıyla insanlar paralarını çekiyorlar, kendi içine kapanıyorlar. Kimseye güvenemedikleri için para bloke oluyor. Sadece kendini canlı tutma, ailesini canlı tutma düşüncesi oluyor. O zaman da toplum gittikçe ekonomik yönden çöküşe doğru gidiyor. Ekonomi üzerindeki etkisi sadece boş vermişlik mi oluyor? Çok fazla. Yani bir kere rekabet hırsını meydana getiriyor. Yani gelecek düşüncesi insanlarda yok oluyor. Çünkü ölüp gideceğim nasıl olsa diyor. Boşluk olacağım ben. Hiçbir anlamı yok benim için hayatın diyor. Ben sadece günümü gün edeyim düşüncesinde oluyor. Dolayısıyla rakiplerini ezme kafasında doluyor. Halbuki rakiplerini ezme değil, rakiplerinin de güçlenmesiyle ekonomi güçlenir. Yani ezen ezen olan bir sistemde o onu eziyor, o onu eziyor, sonunda ikisi de sıfıra gidiyorlar. Evet. Yani değil mi? İki artı birbirine vurdun mu ikisi de eksiye dönüşüyor bu sefer.